Merhaba arkadaşlar, final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'nda 44 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz, 3 eksi 8 bölü 3 üzeri eksi 2x ifadesi var. Önce 3 çarpı 3'ten başlayalım. 3 çarpı 9 eksi 8'den 1. Burası 1 bölü 3 üzeri eksi 2x haline gelecek. Böyle payda kısmındaki 27 sayısının 3'ün katı şeklinde yazalım. 3 üzeri 3 üzeri 3x eşittir 9 sayısı 3'ün ikinci kuvveti üzeri 14 şeklinde düzenleyelim. Pay kısmındaki 1 bölü 3 sayısını üslü sayı tekniğiyle negatif kuvvet yardımıyla şöyle yazabiliriz. 3 üzeri artı 2x bölü. Payda kısmında 3 üzeri 3 çarpı 3'ten 9x eşitliğin sağ tarafı 3 üzeri 2 çarpı 14'ten 28 olacaktır. Tabanları aynı olan üslü sayılar arasında bölme işlemi varsa tabanlar aynı yazılır. Yukarıdakinin kuvveti 2x eksi aşağıdakinin kuvveti 9x haline gelecek. Bu da 3 üzeri 28. 3 üzeri eksi 7x 3 üzeri 28'e eşit olduğu için eksi 7x'in direkt 28'e dolayısıyla x'in de eksi 4'e eşit olması gereklidir. İkinci sorumuzla devam edelim. Üslü sayıların sıralamasında dikkat etmemiz gereken durumlar. Tabanlar eşit ise kuvveti büyük olan sayı genellikle büyük olur. Eğer tabanlar farklıysa kuvvetlerin eşit olup olmadığına bakacağız. Kuvvetler 28, 42 ve 21, 7 sayısının katları şeklinde görünüyor. Dolayısıyla x sayısı için şunu oluşturalım. 3 üzeri 4'ün 7. kuvveti. İkinci sayımız 2 üzeri 6'nın 7. kuvveti ve 5 üzeri 3'ün 7. kuvveti şeklindedir. Dolayısıyla 3 üzeri 4 81 olduğu için burası 81 üzeri 7. 2 üzeri 6 64, 64 üzeri 7 Z gibi görünüyor ama bu 7 sayısıydı. 5 üzeri 3 125 üzeri 7 halinde gelecek. Bütün kuvvetler birbirine eşit. Tabanlar pozitif sayı olduğu için büyük taban büyük sonuç demektir. Küçük taban küçük sonuç demektir. Dolayısıyla Y küçüktür. X o da küçüktür. Z şeklinde dönüşmüş olacaktır. Bu da D seçeneğinde verilmiş. Üçüncü sorumuzla devam edelim. 2 üzeri A eşittir 25, 3 üzeri B eşittir 50, 5 üzeri C eşittir 75 şeklinde büyük üslü sayılarımız var. A, B, C'nin büyüklük küçüklük sıralaması isteniyor. Şimdi 2'nin kuvvetlerine göre 25 sayısı 16 ve 32 sayıları arasındadır. 16, 25, şöyle yazalım. 16 küçüktür, 25 küçüktür, 32 olduğunu söyleyebiliriz. 16 sayısı 2 üzeri 4, 25 sayısı 2 üzeri A, 32 sayısı 2 üzeri 5 olduğu için tabanlar birden büyük pozitif bileşik kesir olduklarından dolayı kuvvetler 4 küçüktür, A küçüktür 5 şeklinde yazılabilir. Benzer şekilde 50 sayısı 3'ün kuvvetlerine göre ayarlanacak olursa 3'ün 3. kuvveti 27, 3'ün 4. kuvveti 81, 50 sayısı da bunların arasındadır. 27 ve 81 arasında yazalım bu sayıyı. 3'ün 3. kuvveti küçüktür. 50 sayısı 3 üzeri b, o da küçüktür. 3 üzeri 4. Yine tabanlar pozitif bileşik kesir. Bu yüzden 3 küçüktür. B küçüktür. 4 şeklinde bir sıralama yazabiliriz. 5'in kuvvetlerinden ikincisi 25, üçüncüsü 125. Dolayısıyla 25 küçüktür 75, o da küçüktür 125 şeklinde düşünecek olursak 5'in ikinci kuvveti küçüktür 5 üzeri c, o da küçüktür 5 üzeri 3 şeklinde olacaktır. Yine tabanlar bileşik kesir şeklinde oldukları için pozitif bileşik kesir oldukları için 2 küçüktür c küçüktür 3 şeklinde bir sonuçla karşılaşacağız. C sayısı 2 ve 3 arasında, B 3 4, A da 4 ve 5 arasında olduğu için en küçük sayımız C, daha sonra B, en büyük sayı da A olacaktır diyebiliriz. Bu da E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. 2 üzeri x artı 3, 2 üzeri x artı 1 ve 2 üzeri x ifadeleri verilmiş. Her şeyi 2 üzeri x ortak çarpan parantezine göre yazacak olursak, birinci parçadan 2 üzeri x'i aldığımızda geriye 2 üzeri 3 kalacaktır. İkinci parçadan 2 üzeri x'i aldığımızda geriye 2 üzeri 1 ve üçüncü parçadan x'i aldığımızda geriye 2 üzeri 0 kalacaktır. Toplama, çıkarma işlemlerinde olduğu gibi aynı sırayla yazalım. İşlemimizin sonucu eksi 3 bölü 4'ün ikinci kuvveti çift kuvvet olduğu için sonuç pozitif olacak. 3'ün ikinci kuvveti 9,
4'ün ikinci kuvveti 16, dolayısıyla 9 bölü 16 şeklinde bir sonuçla karşılaşmalıyız. Şimdi sol tarafı düzenleyelim. 2 üzeri x çarpı parantez içinde 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 1, 2, 2 üzeri 0, 1. Bu da eşittir 9 bölü 16. 2 üzeri x çarpı 8 artı 2, 10, eksi 1'den 9. Bu da eşittir 9 çarpı 16 sayısını da 2 üzeri eksi 4 şeklinde yazacak olursak, 9'lar birbirini sadeleştirdiğinde 2 üzeri x eşittir 2 üzeri eksi 4. Dolayısıyla x eşittir eksi 4'tür diyebilir hale geliyoruz. Beşinci sorumuzla devam edelim. Üslü sayılarda bölme ve çarpma işlemi özellikleri kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Sol taraftaki ifadeyi altına yalancı payda yazıp sağ taraftaki kesirle içler dışlar çarpımı yapalım. O halde sol taraf 3 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri 3 eksi 2x eşittir. Sağ taraf 9 çarpı 1'den 9 olacaktır. Tabanlar eşit olduğu için bunları 3 üzeri x artı 1 artı 3 eksi 2x şeklinde yazabiliyorken sağ taraf 3 üzeri 2'ye dönüşecektir. Sol tarafı son halini yazalım. 3 üzeri artı x eksi 2x'ten dolayı eksi x artı 1 artı 3'ten dolayı artı 4. Bu da eşittir 3 üzeri 2. Dolayısıyla x'in eksi x artı 4'ün sonucu 2. Ve buradan da x'in sonucunun 2 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 5 üzeri x ifadesi 5 üzeri 2'ye, o da 25 sonucuna dönüşecektir. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Verilen eşitlikte x doğal sayısı kaçtır? X'in doğal sayı olduğunu söylediği anda B ve C seçeneklerini direkt eleyebiliriz. Ondan sonraki işlemlerimiz şöyle devam edecek. 5 eksi 5 üzeri 2x eksi 1 eşitliğin sol tarafı. O da eşittir. Şimdi buradaki 5 üzeri 20 sayısını 5 çarpı 5 üzeri 19 şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla 5 ortak çarpan parantezini aldığımızda burası 5 çarpı 15 üzeri 19 eksi 5 üzeri 19 haline dönüşecek. Payda kısmında ise, şöyle parantez almıştık. Payda kısmında ise eksi 1 ortak çarpan parantezi uygulayacak olursak bu da eksi 5 üzeri 19 sonra artı 15 üzeri 19 şeklinde dönüşecek. Parantezler birebir aynı oldukları için direkt sadeleşecek. Eşitliğin sağ tarafı 5 bölü eksi 1'den dolayı eksi 5. Sol tarafı ise eksi 5 üzeri 2x eksi 1 şeklindedir. Şimdi eksi 5 sonucunu verdiğine göre kuvvet olan 2x eksi 1'in bir sonucunu vermesi gerekli. O halde 2x'in değeri 2, x'in değeri 1'dir diyebiliriz. Yedinci sorumuzla devam edelim. Yeni bir ortak çarpan parantezi oluşturmaya çalışacağız. Onu da şöyle yapalım. Şimdi sıfırdan binde 2 sayısı aslında 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklindedir. Bunu 10 üzeri 27 ile çarptığımızda burası 2 çarpı 10 üzeri 24 sonucunu vermiş olacaktır. Benzer şekilde sıfırdan onda 3 sayısı, ondalıklı sayısı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklindedir. Bunu da 10 üzeri 25 ile çarptığımızda burası da artı 3 çarpı 10 üzeri 24'e dönüşmüş olur. Pay kısmını bu şekilde düzenleyebiliriz. Payda kısmına geçtiğimizde yine benzer şekilde sıfırdan %6, 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 28, bu da 6 çarpı 10 üzeri 26'ya dönüşecektir. Benzer şekilde sıfırdan onda 5, 5 çarpı 10 üzeri eksi 1, bir de 10 üzeri 27 ile çarpıldığında burası da 5 çarpı 10 üzeri 26'ya dönüşecek. Aralarında çıkarma işlemi var. Pay kısmında 10 sayısının kuvveti aynı olduğuna göre 2 artı 3'ten 5 çarpı 10 üzeri 24 yazılabilir bölü. Payda kısmında da 6 eksi 5'ten dolayı 1 çarpı 10 üzeri 26 şeklinde bir sonuç elde edeceğiz. Üslü sayı özelliği kullanacak olursak 5 bölü 1'den 5 çarpı 10 üzeri 24 eksi 26 sonucunu elde etmiş oluruz. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde bir sonuç çıkaracaktır karşımıza. Ve bu da A seçeneğinde verilmiştir. 8. sorumuzla devam edelim. A ve B asal sayılar olmak üzere verilen işlem A üzeri x, B üzeri y şeklinde yazılmış. Buna göre x, y çarpımı kaçtır? Şimdi
Parantezin içinde 3, 5 ve 9 sayıları çarpım halinde verilmiş. Dolayısıyla biz de bunları şöyle yazalım. Şimdi 3 ile 9'u çarptığımızda 27 sayısı oluşacak. Bir de yanlarında 5 var. Ve bunların 6. kuvvetleri var. Dolayısıyla biz bu sayıyı 27 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Ancak 27 sayısı 3'ün 3. kuvveti olduğu için 3 üzeri 3'ün 6. kuvveti çarpı 5 üzeri 6 bu da 3 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 6'ya dönüşmüş olur. Buradan eğer biz A sayısını 3 olarak seçecek olursak B sayısını mecburen 5 seçmek durumunda kalacağız. Bu durumda x'in değeri 18, y'nin değeri 6 olur. Zaten çarpımların sorduğu için 18 çarpı 6'dan sonuç 108 gelecektir. Peki ikinci durum, eğer biz A sayısını 5, B sayısını 3 seçersek o zaman x'in değeri 6, y'nin değeri 18 ve yine çarpımları sorulduğu için 6 çarpı 18'den sonuç yine 108 gelecektir. Yani sonuç değişmiyor. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevap olarak kabul edilebilir. 9. sorumuzla devam edelim. 9. sorumuzda 6 üzeri A eşittir 20 şeklinde bir bilgi verilmiş. Bunu şöyle oluşturalım. 2 üzeri A artı 3. Bunu 2 üzeri A çarpı 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliyoruz. Çarpı 3 üzeri A eksi 2. O da 3 üzeri A çarpı 3 üzeri eksi 2 ya da bölüm şeklinde 3 üzeri 2 şeklinde yazılabilir. Peki. Üst tarafı aynı olan iki tane sayımız var. 2 üzeri A, 3 üzeri A. Bunları çarptığımızda 6 üzeri A oluşacak. Çarpı 2 üzeri 3'ten dolayı 8. 3 üzeri 2'den dolayı payda kısmında 9 oluşacaktır. Peki. 6 üzeri A yerine biz ne yazıyorduk? 27. O zaman 27 çarpı 8 bölü 9. 9 ve 27 sadeleştiğinde 1'e 3, 3 çarpı 8 o da 24 sonucu oluşacak diyebiliriz. 10. sorumuzla devam edelim. Sol taraftaki verilen işlemde a bölü b üzeri x eksi y şeklinde bir işlem verilmiş. Sağ tarafta ise b kare bölü a karenin kuvveti verilmiştir. Sol taraf olduğu gibi kalsın. A bölü b üzeri x eksi y eşittir. Sağ tarafta şimdi ikinci kuvvetler var ve tabanların da yer değiştirmesi gerekli. Dolayısıyla biz bunu a bölü b'nin eksi ikinci kuvveti üzeri 3x artı 3y şeklinde düşünebiliriz. Düzenlemeyi devam ettirelim. A bölü b üzeri x eksi y eşittir. Sağ tarafta a bölü b üzeri eksi 2 ile çarptığımızda eksi 6x eksi 6y şeklinde bir durum oluşacak. Tabanlar eşit olduğu için x eksi y eşittir. Eksi 6x eksi 6y olacaktır. Eksi 6y'yi sol tarafa, x'i sağ tarafa gönderecek olursak, o zaman burası 5y eşittir. Eksi 7x olur. Bu eşitliği sağlarken tabii biz eksi x bölü y ifadesini istiyoruz. Y'yi payda kısmına, buradaki 7'yi de diğer tarafa gönderelim. 5 bölü 7 eşittir. Eksi x bölü y haline gelecektir. Burada verilmesi gereken ufak bir detay var. O da a sayısının ve b sayısının hem birbirinden farklı olması gerekli hem de sıfırdan farklı olmaları gerekiyor. Şu an cevabımız C seçeneği oluyor. 11. sorumuzla devam edelim. 3 üzeri x ortak çarpan parantezi oluşturalım. 3 üzeri x parantezinde birinci kısımdan x'i aldık, 3 üzeri 1 kaldı. 3 üzeri x alınca artı 5. 3 üzeri x'i alınca eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1 ne olacaktı? 1 bölü 3 haline gelecekti. Yani payda kısmı 3 olarak düşecek. Bu da eşittir 540 olacaktır. 3 üzeri x çarpı parantezin içindeki işlemleri yapalım. 3 artı 5, 8. 3 çarpı 8, 24. 24 eksi 4'ten 20. 20 bölü 3'e dönüşmüş olur. Eşittir 540. Bir içler dışlar çarpımı yapalım. 3 üzeri x çarpı 20. Buradaki 3 sayısı şuraya çarpım haline gelecek. Eşittir 540 çarpı 3. Şimdi önce birer tane sıfır sadeleştirmesi. Daha sonra 54'ü 2'ye bölme işlemi yapacak olursak. 3 üzeri x eşittir. 54 2'ye bölündüğünde 27 çarpı 3 yani 81. Yani 3 üzeri 4 anlamı x eşittir 4 demektir. 12. sorumuza devam ediyoruz. 2 üzeri a eksi b eşittir x. 3 üzeri a eksi b eşittir y.
5 üzeri b eksi a eşittir z şeklinde verilmiştir. Buna göre 19 tam onda 2 üzeri a x b ifadesinin x, y, z türünden eşiti sorulmuş. Biz ilk önce 19 tam onda 2 sayısıyla başlayalım. Bunu 192 bölü 10 şeklinde düşünebiliriz. 2'ye böldüğümüzde ise 192 sayısı 2'ye bölünecek olursa 96, 10 2'ye bölünecek olursa 5'e dönüşmüş olur. Bu arada bu sayının kuvveti a eksi b idi. Bunu da unutmayalım. Şimdi 96 sayısını çarpanlara ayırmaya çalışacak olursak şuraya ayıralım. 96 2'ye böldüğümüzde 48. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 24. 2'ye böldüğümüzde 12. 2'ye böldüğümüzde 6. 2'ye böldüğümüzde 3. 3'e böldüğümüzde 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 bölü. Payda kısmında da 5 üzeri 1 var. Ve bunların a eksi b'inci kuvvetleri olacak. Şimdi bu a eksi b şeklindeki kuvveti her bir sayı ayrı ayrı dağıtacak olursak 2 üzeri 5 üzeri a eksi b çarpı 3 üzeri direkt a eksi b bölü 5 üzeri a eksi b'ye dönüşmüş olur. Buradaki 5 sayısı ve a eksi b yer değiştirdiğinde 2 üzeri a eksi b üzeri 5 şeklinde bir üslü sayıya dönüşmüş olacak. Çarpı 3 üzeri a eksi b'ye dokunmuyoruz. 3 üzeri a eksi b. 5 üzeri a eksi b'yi negatif kuvvet yardımıyla 5 üzeri b eksi a şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri a eksi b gördüğümüz yere x. O zaman bu x'in 5. kuvveti oldu. 3 üzeri a eksi b gördüğümüz yere y. Y'nin 1. kuvveti. 5 üzeri b eksi a, o da z. X üzeri 5 çarpı y çarpı z. O da a seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 13. sorumuzla devam edelim. A sayısı 5 üzeri 10 eksi 2 çarpı 5 üzeri 9 şeklinde verilmiştir. Biraz düzenleme yapacak olursak burayı 5 üzeri 9 parantezinde 5 eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Hatta onu da 5 üzeri 9 çarpı 3 olarak düzeltmek mümkündür. Bu sayının %20'si isteniyor. Herhangi bir sayının %20'sini hesaplarken o sayıyı örneğin x sayısının %20'si dersek o zaman x çarpı 20 bölü 100 yapmamız gerekecektir. Biz sadeleştirme işlemi yapacak olursak aslında sayımızı direkt 5'e bölmek istediğimiz sonucu ortaya çıkacak. Şimdi bu sayının %20'sini istiyoruz. Yani 5 üzeri 9 çarpı 3'ün önce %20'sini bulmak için bunu 5'e bölmemiz gerekecek. Daha sonra bunun 1 bölü 3'ünü bulmak istiyorsak bulduğumuz sonucu da 1 bölü 3 ile çarpmalıyız. Burası 5 üzeri 9. Buradaki 3'ler sadeleşecek. 5 üzeri 9 bölü 5'ten 5 üzeri 8 sonucu ortaya çıkacaktır. 14. sorumuzla devam edelim. Bu ve buna benzer sorularda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En küçük kuvvet kimde? 2 üzeri eksi 20. O zaman tüm kuvvetleri buna göre ayarlayabiliriz. Tabi pay kısmında en küçük kuvvet 2 üzeri 5 olduğu için pay kısmını 2 üzeri 5 ortak çarpan parantezine alalım ilk önce. 2 üzeri 5 çarpı 5 aldığımızda 2 üzeri 14, 5 aldığımızda 2 üzeri 8, 5 aldığımızda 2 üzeri 0 oluşacaktır. Bölü payda kısmında en küçük kuvvet 2 üzeri eksi 20. 2 üzeri eksi 20 çarpı bundan 20 çıkardığımızda yani eksi 6'dan eksi 20 çıkaracak olursak şöyle yazalım onu daha iyi anlaşılsın. Eksi 6 eksi eksi 20. 20 çıkaracağız. Dolayısıyla bu eksi 6 artı 20'ye dolayısıyla 2 üzeri 14'e dönüşmüş olur. Benzer şekilde eksi 12'den eksi 20 çıkarırsak eksi 12 eksi eksi 20 bu da 2 üzeri 8'e dönüşmüş olur. Ve eksi 20'den eksi 20 çıkarırsak bu da 2 üzeri 0'a dönüşmüş olur. Parantezler birebir aynı çıktı. Sadeleştirecek olursak geriye pay kısmında 2 üzeri 5 bölü payda kısmında 2 üzeri eksi 20 kalır. Tabanlar aynı olduğu için 2 üzeri 5 eksi eksi 20 yazabiliriz. O da 2 üzeri 25 sonucunu verecektir. Şimdi seçeneklerde bunun aynısı var ancak cevabımız o değil. Çünkü bu sayının 1 bölü 8'i isteniyor. 1 bölü 8 ne demek? Bu sayı 1 bölü 8 ile çarpılacak demektir. Peki 1 bölü 8 nedir? 1 bölü 8 de 2 üzeri eksi 3'tür. Dolayısıyla 2 üzeri 25 sayısı 2 üzeri eksi 3 ile çarpıldığında sonuç 2 üzeri 22 olur diyebilirim.
Seçeneklerde aynısı yoksa bunu şöyle yazmak mümkün. 2 üzeri 2'nin 11. kuvveti, o da 4 üzeri 11 şeklinde gösterilmiştir. 15. sorumuzla devam edelim. A ve B tam sayılar olmak üzere bir üslü sayının sonucu 0 çıkıyorsa bu ancak şu şekilde mümkündür. 0 üzeri bir pozitif kuvvetle mümkün. Çünkü 0 üzeri 0 bir belirsizliktir. 0 üzeri eksi 1 örneğin 1 bölü 0'a dönüştüğü için tanımsız bir durum olacaktır. Yani 0 tabanı 0 olmalı ki sonuç 0 çıkabilsin. Ancak taban 0 iken kuvvet 0 olamaz, kuvvet negatif olamaz. O zaman da hesaplanamayan durumlar oluşur. Yani 0 üzeri bir pozitif kuvvet gereklidir. Şimdi bu işlemi yapmamız için taban kısmındaki a eksi 3'ün 0'a eşit olması a'nın yerine 3 yazmamız gerektiğini gösterecek bize. Ancak b eksi 5 kuvvet kısmındaki b eksi 5 sayısının 0 olmaması gereklidir. Yani b sayısı 5 sayısına eşit değildir. Buna göre a artı b toplamını düşünmeye çalıştığımızda a eşittir 3, b eşit değildir 5. Dolayısıyla a artı b birinde eşitlik var, birinde eşitlik yoksa eşitlik kabul edilmez 8. Bu toplam asla 8 olamaz. 16. sorumuzla devam edelim. X ve Y pozitif tam sayılardır. Buna göre verilen işleme göre X artı Y toplamı en az kaçtır? 108 sayısını azal çarpanlarına ayırmaya çalıştığımızda 108 2'ye bölsek 54, 2'ye bölsek 27, 3'e bölsek 9, 3'e bölsek 3, 3'e böl 1. Yani 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün üçüncü kuvveti çarpı. Şimdi x gördüğümüz yere bir boşluk bırakalım. O da eşittir y'nin üçüncü kuvveti olsun. Şimdi eşitliğin sağ tarafında üçüncü kuvveti olan bir sayı varsa o zaman sol tarafta da üçüncü kuvvetlerin çarpımı şeklinde bir durum oluşması gereklidir. O halde biz bu boşluğa 2 üzeri 2, 2 üzeri 3'e tamamlayacak şekilde en az 2 üzeri 1 yazabilirim. 3 üzeri 3 zaten üçüncü kuvvette olduğu için ekstradan bir 3 çarpanı eklememe gerek yoktur. Bunu da 1 şeklinde düşünebilirim. O halde x sayısının değeri 2 çarpı 1'den 2 olur iken y sayısının değerini bulmak için de şunu oluşturacağız. Şimdi bu sayıları alıp birbirine çarptığımda 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 1 çarptığımda 2 üzeri 3 çarpı yanlarında zaten 3 üzeri 3 vardı. Bu da eşittir y üzeri 3'e dönüşmüş olur. Eşitliğin her iki tarafında 3. derece kök alma işlemi yaptığımızda 2'nin 3. kuvveti dışarıya 2, 3'ün 3. kuvveti dışarıya 3 aralarında çarpma işlemi y'nin 3. kuvveti 3. derece kökten direkt y şeklinde çıkacaktır. Çift kuvvet olsaydı mutlak değer şeklinde çıkaracaktık ama tek kuvvet olduğu için bu şekilde kalıyor. O zaman y sayısında değeri 6 olacaktır diyebilirim. X'ye toplamı 2 artı 6'dan en az 8 olur. Evet arkadaşlar 44 numaralı testimizin soru çözümlerini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.